Merhaba arkadaşlar. Bugün et için yapacağız. Bir Kafkas yemeği, Karaçay yemeği. Pizzanın en mükemmel hali. Öyle söyleyeyim. Yani büyük ihtimal İtalyanlar da pizzayı bizden çaktı. Hani yiyebileceğiniz en güzel yemek. Yani bugüne kadar benim yediğim en güzel yemek de bu. Evet, öncelikle 1 litre un yeterli. Biz 2 litre aldık ama 1 litre ununuzu eliyorsunuz, alıyorsunuz. Ondan sonrasında 2 kaşık tuz. Sonra bir çay kaşığı kuru maya. Yarım oldu, ondan biraz daha atıyorum. Evet, bunları attıktan sonra yavaş yavaş suyumuzu ekliyoruz, karıştıra karıştıra. Lakin bu hamuru çok katı yapmayacağız. Çok yumuşak da yapmayacağız. Ya yani orta sertlikte bir hamur olacak. Çok katı olunca da olmuyor, yumuşak olunca da olmuyor. Evet arkadaşlar, burada 1,5 kilo kıyma var ama dediğim gibi bütün söylediklerimi siz yarısını yapın ya da her yaptığınızda 2 tane hıçın yapın. Onu daha çok tavsiye ederim. Çünkü hıçın güzel bir şey. Neyse, yani burada 1,5 kilo kıyma var. Siz 750 gramını da yapabilirsiniz bir hıçın yapacaksanız. 2 tane soğan doğruyoruz. Bunları iyice ufak hale getirin. Kıymamızı altı dişli sarımsak ezeceğiz. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı kimyon. Bir buçuk. Yani tam değil. Buçuk tuz. Bir buçuk sana yağ atacağız. Birazcık ısıvı yağ dökün. Buna sıcak su, kaynattığımız kettle'dan suyu ekliyoruz. Şu seviyelerde, hani biraz üstüne getirirseniz burada pişecek zaten bu biraz. Karıştırın. Zaten et suyu içine çektikçe karıştırın. O çektikçe siz karıştırın. Evet arkadaşlar, hamurlarımızı açtıktan sonra 6 kat olacak bunun altı. Bu şekilde yağlıyoruz. Mesela bu ilk kat.
Ondan sonra ikinci katı alıyoruz. Öyle hobi diye her tarafını böyle eşitliyoruz birbirine. Baklava gibi. Üst kapağı içinde 4 yufka yapıyoruz. Üst kapak da hazır. Bunu birazcık kenara alalım. Şu alt kapağımız için. Tepsimiz bu. Buna göre ayarlayacağız şimdi. Bakayım. Su da olur da. Böyle kenarlarını basın bunun. Şimdi bunu tepsiye aktaracağız. Eğer siz de benim gibi şirinleri görebilen iyi bir çocuk olursanız şu ileri seviye tekniklere ulaşabilirsiniz. Ama şimdilik siz yavaş yavaş alın koyun, yırtılır mırtılır. Ardından içimizi, kıymamızı, yani eti, normalde bunu eti ve bıçakla çekip yapıyorlar ama devir teknoloji devri, hazır kıymayı tek çekim yaptırırsanız o da olur. Şu şekilde eşit dağıtılacak şekilde. Yani siz daha az sulu yapabilirsiniz ama böyle daha tatlı oluyor. O damak tadıyla alakalı bir şey. Biz böyle seviyoruz. Bunu böyle eşit bir şekilde yaymaya çalışın. Şimdi tepsimizi kenara aldık. Üst kısım. Burası biraz daha ince çünkü bu biraz daha çıtır çıtır oluyor, böyle tatlı tatlı oluyor. Bunu da böyle şunu şöyle çektire çektire de yapabilirsiniz. Şöyle kalın olan kenarları oklavayla da inceltebilirsiniz. Kapağını yerleştiriyoruz. Bu
suya değmeyecek. Yani içindeki ete değmeyecek alt tarafı, yoksa bir daha birbirine yapıştıramazsınız. Şu şekilde yapıştıra yapıştıra giderseniz eğer hamurları birbirine, sonrasında bunun bu kenarlarını böyle oklavayla da fazla olan yerlerini kesebilirsiniz. Bıçakla da kesebilirsiniz ama bu tam şerit çizdiği için ben bunu tercih ediyorum. Sonrasında şu şekilde büke büke gidiyoruz. Sonrasında bunun üstüne de bu sana yağ, sıvı yağ karışımımızdan atıyoruz. Böyle her tarafına değdirin. Şu fırçalı zımbırtılardan kullanabilirsiniz. Ortasından da böyle bir hava deliği, baca tarzı alın. Şöyle bir baca. Ha, bunu da bükebilirsiniz, görselliği olsun derseniz. Bu kenarlarında kabaran hava patlatmasın, buradan çıksın hava diye. Önceden açtığınız 200 derecelik fırına bunu koyuyoruz. Takribi, yani üstü kızarınca alacaksınız ama 45-50 dakikada pişiyor. Evet arkadaşlar, iddia ediyorum bu yiyebileceğiniz en güzel yemek. Hem doyurucu hem güzel şey yapıyor insanı, böyle bir yerken nasıl diyeyim, tarifsiz duygular içerisinde bırakıyor. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. İyi günler, kendinize iyi bakın.